Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle Karadeniz usulü kürek peyniri yapımını göstereceğiz. Öncelikli olarak bildiğiniz üzere bizim bu yağ peynir yaptığımız hemen alt tarafta bulunduğumuz sobanın bulunduğu bir yer vardı. Oraya getirdik. Sütümüzü 2 gün kadar bekletiyoruz. Süt hafif bozuluyor, yani gerçekten bozuluyor. O bozulduktan sonra tencereye koyup hafiften sobada kaynamasını bekletiyoruz. Kaynaması demeyeyim de hafif ılınması diyeyim arkadaşlar. Böyle yoğurt yapma sıcaklığı yeterli olacaktır herhalde. Hafif böyle ılınması yeterli. Bu biraz daha kaynaktan sonra videoya devam edeceğim. Ondan sonraki erelerinize tek tek göstereceğim ve anlatacağım. Umarım faydalı bir video olur. Evet arkadaşlar, belli bir süre kaynaktan sonra gördüğünüz üzere şu hale geliyor. Böyle tel tel, böyle değişik bir peynirimsi hale geliyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şey bu peynirimizi buradan alıp hemen yan taraf hazırladığımız çuvala yavaş bir şekilde dökmek ve ondan sonra o çuvalda yavaş yavaş süzülmesini beklemek. Biz çuval diyoruz arkadaşlar. Böyle süzgeçli poşetler oluyor. Daha çok onlar. Bak buyurun arkadaşlar, şöyle tencerenin içine döktük arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi suyu ayrı çıkıyor. Peynir içeride kalacak. Peynirin yavaş yavaş işlem görmesi aşaması oluyor. Bu peyniri yapmak arkadaşlar gerçekten çok zahmetli ve uzun bir süreç. Şu şekilde suyu çıkıyor arkadaşlar. Yani zor bir şey yok aslında. Yani sıcaklık durumu da insanın elini yakmayacak derecede olması yeterli. Evet arkadaşlar, tek tek o yavaşça süzdüğümüz böyle peyniri, mayalanmış peynir en son şu haline geliyor arkadaşlar. Tamamen süzüyoruz. Ondan sonra kovamızın içine boşaltıyoruz. Hani daha çok yakından gösterebilsem. Şöyle tüm açılarıyla göstereyim arkadaşlar. Bildiğimiz düz mayalanmış peynir oluyor. Şimdi sırada bunu yapmamız gereken aşama bunu tek tek küçük küçük yuvarlamak ya da küçük küçük parçacıklar haline getirmek. Bundan sonraki evrelere daha da farklı ve sonunda daha da güzel bir hale gelecek. Küçük küçük parçacıklar haline gelip bekleteceğiz. Hemen bir sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim ufalama işlemimiz de bitti. Az önceki haliyle şu anki halinin farkını anlayabiliyorsunuzdur. Küçük küçük parçacıklar haline getirip şöyle bizim ahşap teknemizin üstüne tamamen yaydık. Şimdi bunu bir tane bez parçasının üstüne götürüp yayacağız. Ve bez parçasının üstüne götürüp yaydıktan sonra 1-2 gün kadar tekrar orada dinlenme süreci olacak. Yani bu peyniri yapmamız aşağı yukarı bizim 5 günümüze tekabül ediyor. Orada dinlendirdikten sonra da farklı bir ısıl işleme falan tabi tutacağız. Hemen o kısımlara geçiyorum. Ama öncelikli olarak bunu bir bezin üstüne hemen serip geliyorum. Evet arkadaşlar, bu da sonuç olarak bir video, yani 4 gün boyunca çekemeyeceğim için bu da bizim düzenli olarak yani bu peyniri düzenli olarak yapıyoruz biz. Düzenli olarak yaptığımızda bundan daha önceki evrede yaptığımız peynir şöyle rengini falan görüyorsunuz arkadaşlar. Öbürü süt beyazdı. Bu hafif daha sarılanmaya doğru gitmiş. Hani biraz daha peynir tamamen ağırlaşmış ve yoğunlaşmış kıvamına gelmiş. Şöyle dediğim gibi bezin üstüne tamamen serildi. Ve burada belli bir süre bekletildi arkadaşlar. Bu bekletilme süresi 2 gün ve şekli tamamen bu hale gelene kadar bekliyoruz. İçine herhangi bir şey katmıyoruz arkadaşlar. Sadece o az önceki gördüğünüz peyniri düz bir şekilde bir bezin üstünde şöyle yatırıyoruz. Ve şimdi en önemli kısım, bundan sonraki evreler arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk önce bir bardak sütümüzü tenceremizin alt kısmına döküyoruz. Bu yapışkanlığını ve birbirine olan yapışma şeysini ayarlasın diye. Ondan sonra ocağımızın veya bizim gibi yöresel bir şekilde sobada yapıyorsanız sobanın altına odun atmanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz daha ateşinin yüksek olması gerekiyor. Azıcık şu olsun. O derece var mı? Yani arkadaşlar şu an dibi yandı, yanacak. Çok fazla hafif ılınma oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şunu yavaşça döktük. Şimdi yapmamız gereken nokta şu arkadaşlar. Bir tahta kaşık yardımıyla bunu burada pişireceğiz. Ya da demir kaşık da olur. Fark etmez. Elinizde ne varsa artık. Ama tahta kaşık tavsiyemdir. Arkadaşlar böyle bir yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar karıştırdım. Ben sizi bekletmeyeyim. Karıştıralım. Ondan sonra karışmış haliyle bir şekilde video paylaşayım. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar, ısınmaya başladıkça topak topak ve birbirine yapışmış hale geliyor. Bakalım sıradaki aşamamız ne olacak? Nasıl olacak? Güzel bir peynir elde etmiş olacak mıyız? Evet arkadaşlar,
belli bir süreli karıştırmaya devam ettik. Şu an annem tozunu ekledi. Arkadaşlar söylemem gereken şu var. Peynir biraz fazla katmadım mı annem? Arkadaşlar kusura bakmayın siz. Yani bizim boyutlarımız çok fazla olduğundan ötürü. Yani Karadeniz'de olduğumuz için hem de aşırı derece tüketiyoruz. Mesela şu an kullandığımız kaşık değil kepçe oradan hesap edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk başta bu peynir yumuşamadı biraz. Sütü az olmuştu galiba. Peynir çoktu ve sertleşme şu kıvama gelmiyordu arkadaşlar. Ve yarım bardak kadar süt daha takviye yaptık. Ondan sonra kıvamına geldi. Şu an peynirin sütümüzü ilave ettik ve yavaş yavaş karamasını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir hal alacak. Ben merak etmiyorum. Siz merak ediyor gibisiniz. Bakalım. Kıvamını iyice yumuşattık ve soba aşırı derece sıcak olduğu için hep köşeye doğru aldık. Çünkü daha tamamen bir kuymak şeyi diyeyim arkadaşlar. Kuymak kıvamına gelmesine kadar karıştırıyoruz ve içinde küçük küçük parçacıklar arkadaşlar ne kadar az olursa o kadar iyi. Hani insan gücüne bağlı bir olay diyebilirim çünkü gerçekten yoruluyor biraz insan. Ve bu aşamada biraz daha devam edeceğiz herhalde. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir sonraki aşamamız hemen bu. Peynirimiz orada gitgide kıvamlandı. Şöyle bir ahşap kutumuz var. Ahşap kutumuzun kenarlarını yağlıyoruz. Bu kenarlarını yağladıktan sonra peynirimizi bunun içine koyup bekletmeye alacağız. Evet arkadaşlar şimdi döküm aşamasındayız. İçini yağladık arkadaşlar bakın bunu mutlaka unutmayın. İçeri yağladıktan sonra ay dumanlar çıkıyor. Şöyle arkadaşlar şunun içine yavaştan. Şöyle kazanın içinde göstereyim ben telefonun ekranı bulanmazsa. Yani kıvamını az çok anlayın. Hop. Kıvamı şimdi arkadaşlar bunun üstünü düzleteceğiz. Ki kötü bir görünüşe sahip olmasın. Arkadaşlar böyle yağlamayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü eğer yağlamazsanız tahta kalıbınıza yapışabilir. Arkadaşlar bu evreye geldikten sonra peynirimizin kapağını kapatıyoruz. Ve muhafazaya almaya başlıyoruz. Yani hafif daha nemli bir ortamda, nemli ortam demeyeyim de daha kuru ve karanlık bir ortam olsa peyniriniz için daha iyi olacaktır. Peyniriniz ne kadar uzun süre saklarsanız işte 1 ay olur, 3 ay olur, 4 ay olur, 10 ay olur, 1 sene olur, 1,5 sene olur. Bu peynir ne kadar durursa arkadaşlar kalitesi, ağırlığı, yoğunluğu o kadar fazla artacaktır. Ne kadar taze olursa kalitesi yani biraz da hafif sanki kaşar peyniri aroması verir arkadaşlar tazeyken. Fakat yıllandıkça, ilerledikçe daha da keskin bir tat alacaktır arkadaşlar.